Diyelim ki birkaç kamyonumuz var arkadaşlar ve bu kamyonların içinde de para dolu kutular var. Yani bizde yok da hadi hayal edelim. Hikayeyi daha ilginç hale getirmek için bu kamyonların çeşitli yerlere para sevkiyatı yaptığını düşünelim. Bu kamyonların parayla doldurulma işlemi depolarda gerçekleşiyor ve buradan da farklı yerlere para sevkiyatı oluyor. Tamam mı? Sevkiyat yapılan yerleri düşünelim. Örneğin devlete sevkiyat yapılıyor çünkü devletin her zaman paraya ihtiyacı var değil mi? Daha sonra mağazalara ve tabii ki insanlara, bireylere. Tabii ki paranın bir kısmı depoya geri dönmek zorunda. Bize de para lazım yani. Çünkü bahsettiğimiz tüm faktörlerin yani devletin, mağazaların veya insanların yaşamlarını devam ettirmesi ve düzgün işleyebilmesi için paraya ihtiyaçları vardır. İşte bu gösterdiklerim aslında dolaşım sistemimizle inanılmaz benzerlikler taşıyor. Şimdi gelin dolaşım sistemimize bir bakalım. Karşımızda tıpkı az önceki kamyonlar gibi al yuvarlar bulunur. Bu al yuvarlarda çok miktarda oksijen taşınır. O yüzden buradaki oksijeni az önceki paralara benzetebiliriz. Oksijenler al yuvarlarda böyle tabii ki gelişi güzel şekilde dolaşmaz. Bunun yerine düzgünce paketlenmiş şekilde ve hemoglobine sıkıca bağlı olarak dolaşırlar hemoglobin şu ortada gördüğünüz moleküldür ve her bir hemoglobin molekülüne 4 oksijen molekülü bağlı olduğunu burada da görebilirsiniz. Nasıl ki arkadaşlar kamyonlar depolarda duruyorlarsa, daha doğrusu depolarda durup orada dolduruluyorlarsa bu al yuvarlarda bir depoda oksijenle dolduruluyor. Öncelikle al yuvarların oksijenle dolduruldukları yerin akciğer olduğunu söyleyelim doldurulduktan sonra onları vücudun geri kalanına pompalayan kalbe gönderiliyorlar. Yani şu aşamada al yuvarların içi vücudun diğer organ ve dokularına gönderilecek olan oksijenle dolu. Oksijen gönderdiğimiz yerlerden biri de arkadaşlar beyin. Çünkü neden? Çünkü beynin fazla miktarda oksijene ihtiyacı var. Çok ihtiyacı var. Daha sonra böbreklere gönderilir oksijen. Deriye gönderilir. Tabii ki bu oksijenin bir kısmı hatta çoğu daha sonra kalbe ve akciğerlere geri dönmek zorundadır. Yani vücudumuzdaki tüm organ, doku ve hücrelerin yaşamlarını sürdürmeleri ve işleyişlerine devam etmeleri için kesinlikle oksijene ihtiyaçları vardır. İşte oksijenin önemi bundan kaynaklanıyor. Evet, dolaşım sistemi aslında bu şekilde. Fakat şimdi videonun asıl konusu olan anemiyi konuşmamız gerekiyor anemi nedir? Anemi arkadaşlar, al yuvar veya al yuvarlardaki hemoglobin sayısındaki azlık veya düşüştür. Yani vücudumuzda ihtiyacımız olandan daha az al yuvar olmasıdır. Tahmin edebileceğiniz gibi bu dokulara oksijen gönderilmesinde düşüşe yol açar. Anemi semptomlarının hepsinin sebebi dokulara giden oksijen oranının düşüşüdür. Örneğin beyne yeteri kadar oksijen gitmezse halsizlik gibi durumlar görülür. Kendinizi yorgun hissedersiniz. Beyinde yeterli derecede oksijen yoksa hasta başının döndüğünü hissedebilir. Bunun sonucunda düşünmek ve odaklanmak çok zor hale gelebilir. Peki ya kalbe yeteri kadar oksijen gitmezse? Bu durumda göğüste ağrılar görülür. Tahmin edebileceğiniz gibi göğüs ağrısı kalbin gereğinden fazla çalışmak zorunda olduğu durumlarda görülür. Örneğin egzersiz yaptığımızda. Bu durumda kalbimiz hem daha hızlı hem de daha güçlü şekilde atar. Bu da kalbin normalden daha fazla oksijene ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Eğer egzersiz yapan birinde aynı zamanda anemi varsa, yani al yuvar sayısı düşükse ve dolayısıyla kalbe giden oksijen oranı azsa, bu durum göğüs ağrısına yol açabilir. Duygusal stres zamanlarında da bu durum görülür. Çünkü heyecanlıyken kalbimiz hızlı hızlı atmaya başlar. Bu da tabii ki kalbin daha fazla oksijene ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Yine burada da göğüs ağrısı bir sorun olarak karşımıza çıkar. Yeterli oranda al yuvar olmamasının sonuçlarından biri de derinin solgun görünmeye başlamasıdır. Evet, oksijen vücuttaki tüm doku ve hücrelerin yaşaması için gereklidir derken, çok büyük bir şey iddia etmiş oldum değil mi? Gerçekten de dokulara yeteri kadar oksijen gitmediğinde vücut bunu anında fark eder ve bu sorunu çözmek için elinden gelenin en iyisini yapar. Bunu da birçok farklı yolla gerçekleştirir. Kamyon örneğine geri dönüp ne demek istediğimi daha kolay anlatabilirim size arkadaşlar. Bu sistemin yöneticisi olsaydınız eğer ve birdenbire devlet, mağazalar ve insanlar yani sizin müşterileriniz kamyon sayısı azlığı sebebiyle yeterli para alamasalardı ne yapardınız? Her kamyonun taşıdığı para miktarını arttırmamız lazım diye düşünebilirsiniz. Böylelikle her bir kamyon daha fazla para sevkiyatı yapmış olur. Öyle değil mi? Bu güzel bir fikirmiş gibi görünmesine rağmen aslında bir süre sonra kamyonların zaten tamamıyla dolu olduğunu fark edeceksiniz. Yani daha fazla paraya yer yok. Kamyon dolu. O zaman başka bir çözüm bulmamız gerekecek. Kamyonların daha hızlı gitmesi bir çözüm olabilir. Kamyonlar sevkiyat yaparken daha yüksek hızla giderse müşterilere daha erken ulaşır, sonra tekrar hızlıca depoya döner, tekrar parayla doldurulur ve tekrar sevkiyata çıkarlar. Kısacası belli bir birim zamanda sevk edilen para miktarını arttırmak için kamyonların sürüş hızını arttırmak iyi bir fikir olabilir. Vakit bulunca da size kamyon satan üreticiyi arayıp üretimini arttırmasını ve size yeni kamyonlar göndermesini istersiniz. Böylelikle sorunun kaynağına inip sorunu o şekilde çözmüş olursunuz. İşte vücudumuzda anemi ile tam olarak bu şekilde başa çıkıyor öncelikle vücuda gönderilen oksijen miktarı arttırılıyor. Peki nasıl yapılıyor bu arkadaşlar? Daha hızlı nefes alarak veya nefes alma oranımızı arttırarak. Vücudun yaptığı ikinci şey ise al yuvarları kalpten daha hızlı şekilde pompalamak. Böylelikle al yuvarlar oksijeni dokulara hızlıca ulaştırıp hemen geri döner. Ve tekrar akciğerde oksijenle dolarlar kalp de o oksijeni vücuda tekrar pompalar. Bu durumda kalp al yuvarları daha hızlıca göndermek için daha hızlı pompalama yapacağım der. Böylelikle de kalp atış hızımız artar. Son olarak vücut sorunun köküne iner. Yani al yuvar üretimini arttırır. Bunun nasıl mümkün olduğu Al yuvar üretiminin artmasının işe yarayıp yaramadığı ve vücudun nasıl daha çok al yuvar ürettiği ise başka bir videonun konusu.